Teknofest, teknoloji harikası, her şey o festivalde. Gençler çok yoğun ilgi gösteriyor. 2 sene önce ben de gitmiştim. Mehmet Pişkin, editörüm. Birlikte çok güzel böyle 2 kişilik uçakla Teknofest'i havadan görüntülemiştik. TV100 özel. Güzel haberlere imza atmıştık. Teknofest devam edecek efendim. Ve seçim simülasyonu da var, haberiniz olsun. Özellikle gençler için, ilk kez oy kullanacaklar için önemli bir şey bu. Şimdi madem oy dedik, seçim sandık dedik, seçim haberlerine geçelim. Saha iyiden iyiye ısındı. 15 gün kararsızların karar verme sürecidir genel olarak. Dolayısıyla da liderler bastırıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçime 15 gün, dün 16 gün kalmıştı tabii. Kalmışken Balıkesir'deydi. Balıkesir'e İstiklal Madalyası vereceğiz dedi ve tabii birçok başlık konusunda da özellikle gençlere seslendi. Daha önce bu meydanda bir konuşma yapmıştım. Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi gerektiğini söylemiştim. İddialıydı, sözünü hatırlattı. Sakın unuttuğumu sanmayın, Bay Kemal sözünden dönmez. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'deydi. Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki mitinge katıldı, vatandaşlara seslendi. Artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha, yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Kılıçdaroğlu 86 milyon için yeni bir Türkiye inşa edeceklerini söyledi. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık. Çok ayrı yerlere savrulduk. Artık kucaklaşalım. Artık birlik zamanı. Artık kucaklaşma zamanı. Kavganın zamanı değil, barışmanın zamanı. Birbirimize şöyle veya böyle sert sözler söyleme zamanı değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı sözü vaatlerine de getirdi. Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi vaadini yineledi. Benim sözüm sözdür. Emekliye Ramazan bayramında ve Kurban bayramında asgari ücret kadar bir ikramiye vereceğiz diye. Önümüzde Kurban bayramı var. Seçimlerden sonra Allah nasip eder geldiğimizde göreceksiniz. Bankaya gideceksiniz. Bankada her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz. Şimdi Meral Akşener diyeceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sahada, miting meydanlarında halka sesleniyor, gençlere sesleniyor. Ve aynı zamanda da dün Ankara Mamak'ta Seçim Koordinasyonu Merkezi'nin açılışına katıldı. 31 Mart'ta Millet İttifakı'nın 2 büyük şehri kazanması fikri Koray Aydın'dan çıkmıştır. Biz de bunu icra etmişizdir dedi. Parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu diye de özellikle bir vurgu yaptı Akşener. Partisinin alacağı oy oranı noktasında da iddia ortaya koydu. Herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. Hiç de öyle girmedik. Şimdi 14 Mayıs günü ve akşamına kadar kullanılacak her oyda İkna ettiğiniz her kardeşinize bunu söyleyeceksiniz. 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladı, partililere rotayı çizdi. Parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. Dolayısıyla İyi Parti birinci çıkaracaksınız. Birinci çıkaracağız. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Genel Başkan Meral Akşener, Ankara'nın Mamak ilçesindeki İyi Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu. 31 Mart'ta Millet İttifakı'nın 2 büyük şehri kazandığı yerel seçimleri hatırlattı, mesajları netti. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının çok önem verdiği İstanbul ve Ankara gitti. Yani Millet İttifakı'nın bu 2 büyük şehri kazanmasının fikir babası, samimiyetle söylüyorum, Sayın Koray Aydın'dır. Eylemi yapan da biziz. Türkiye için strateji üreten, Türkiye için nefsini ezen, Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız. İyi Parti lideri bir kez daha başbakanlık vurgusu yaptı, seçmenden oy istedi. O Millet İttifakı sisteminin içinde Sayın Kılıçdaroğlu
ismi ve resmi olacak. Altında da Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin logoları olacak. Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İyi Parti'nin güneşini göreceksiniz. Benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız partimizi birinci çıkaracaksınız.